Evet, merhabalar arkadaşlar. Bugün size tuğla boşalttığımız yeri gösterelim. Arkadaşlar, rampanın beli. Girişimizi girdik, çıkışımız yok. Allah'ın izniyle girdiğimiz yerden çıkmaya çalışacağız. Biraz rampa aşağı duruyoruz. Şöyle ben size göstereyim. Evet arkadaşlar, görüldüğü gibi caddemiz biraz geniş ama dönüşümüz şöyle. Biraz şurası sıkıntılı. Şuradan biraz zor dönüyoruz. Çıkarken de rampa olduğu için, dönüşümüz bu tarafa olduğu için de biraz sıkıntı çekeceğiz ama tabii yağmur yağmaz inşallah. Biraz önce yağdı, ıslaktı. Aşağıya inerken araba biraz kaydı. Gördüğünüz gibi bak, çamurlu. Yukarı çıkarken de inşallah yağmazsa, parke taşı olduğu için kuruduğu zaman çıkabileceğiz inşallah. Şöyle arkadaşlar, ben size görüyorsunuz, aşağısı deniz, çıkışımız yok aşağıdan. Var, yol var aşağıya doğru ama dar bir sokak, ince bir sokak. Bizim girmemiz, çıkmamız imkansız. Şöyle aracımız boşalıyor, ben size göstereyim. Aşağısı dediğim gibi, rampa aşağı inelim. Yani rampanın yürüldüğü gibi kenarlardan da belli ediyor kendini zaten. Görüldüğü üzere aracımız boşalıyor. Şöyle. Evet arkadaşlar, görüldüğü gibi aracımız boşaltma aşamasında. Manzaramız süper. Şöyle aşağıya doğru ben göstereyim size, deniz manzarası artı şöyle aşağımız E5. E5'in karşı tepesindeyiz biz. Bu aşağı gösterdiğim yerlerde Darıca sahili falan, oralar. Şöyle. Alanı görüyorsunuz arkadaşlar. Sol tarafa doğru bir yol gidiyor ama oranın da çıkışı yok. İleride önü kesiliyor. Aşağıya doğru bir yolumuz var. Oradan da bizim çıkış imkanımız yok, dönüş imkanımız yok. Görüldüğü gibi şöyle binaların arasına doğru giriyor. Sıkıntılı yani. Biz geldiğimiz yol şurası. Şuradan görüldüğü gibi bu yukarıki taraftan sol tarafa yine yol yok. Sağ tarafa döneceğiz. Az önce de ilk başta da gösterdiğim gibi biraz sıkıntı çekeceğiz ama Allah'ın izniyle orayı da aşacağız. Tabii inşallah yağmur yağmaz. Yağarsa yerlerin kurumasını bekleyeceğiz burada. Yani arkadaşlar, tırcılık, bazı arkadaşlar tırcılığı soruyor. Tırcılık, tabii işini severek yapacaksın. Biz işimizi biraz derken severek yapıyorum gerçi ama bir de şöyle bir şey var. Böyle yerlere girdiğimiz zaman yani severe mevereye kalmıyor bu işin. Yani neyini severek yapacağız onu da bilemiyoruz. Daha şimdi girdik buraya. Tuğlayı boşalttık. Adam tuğlasının boşalmasına bakıyor.
Benim diye malımı boşalt da kardeşim, sen ne yaparsan yap. İstersen buradan aşağı direkt E5'e in yani. Kestirme. Yolsuz molsuz uç buradan aşağı in yani. Adam öyle düşünüyor. Sen inmişin, çıkmışın, girmişin. Adamın umurunda değil. Gir kardeşim, tuğlamı boşalt benim. Tamam kardeş. Girelim, boşaltalım da bu araba nasıl çıkacak? Ben anlamam kardeşim. Yüklemesiydin. Adamın da söylediği şey de bu. Verdiği cevap da bu bize. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Çıkışımız yok yani. Neyse arkadaşlar. Şöyle ben size çektim bunu. Yani bu tırcılığı güzel mi, iyi mi, hoş mu diye soran arkadaşlar bunu izlesinler, buraları görsünler. Ondan sonra tekrar arasınlar, tekrar ben onlara söyleyeyim. Tabii güzel yanları da var. Evli olanlar için güzel değil arkadaşlar. Bekar olanlar için güzel. Yani devamlı yoldasın. Çoluk çocuk evde bekliyor. Ben bekarım. Gerçi bizim de ailemiz var. Annemiz, babamız, kardeşlerimiz var. Bizi de bekleyen var yani. İlla da eşin olması, çoluğun çocuğun olması gerekmiyor. Tabii bazıları için böyle değil. Biz ailemize biraz düşkün olduğumuz için benim için böyle. Evet. Kediciğimizi de gördük. Şöyle. Evet, gördünüz arkadaşlar. Kedi ipi kırdı.